ya da uygulama hataları, ya da güzel uygulamaları var ama bunu bütün kurumlara yayamadıkları hususlar var. Gençlerden isteğimiz de, öncelikle ülkemizde afet nasıl, gönüllülük nasıl, hangi kurumlar var, gönüllü var mı ortada, bunları size aktaracağız. Siz bu arada işte gönüllülük bilinci nedir, aktif vatandaşlık nedir, bunları öğreneceksiniz. Ardından da pazartesi günü bilgilendirme toplantısında kurumlardan gelen yetkilileri dinleyeceksiniz. Eleştirel bir gözle yaklaşmanızı isteyeceğiz. Örneğin işte bir kurum, Türkiye'nin şu anda afet yönetiminde koordinatör kuruluşu olan bir kurum. Size anlatacak gönüllülere bakış açılarını. Mesela diyeceksiniz ki Alanya'da, ya biz bu olanları dinledik ama şurada çok büyük bir hata var, yani burada gönüllüleri niye dahil etmediler gibi bir beklentimiz var sizden. Yani bizim sizden beklentimiz burada ya işte ilk yardımdı, efendim söyleyeyim, arama kurtarmaydı gibi şeyleri öğrenmeniz ve öğretmeniz değil. Afetlerle gönüllülüğün gerekli olduğunu düşünüp, buna inanıp, insanları en azından gönüllülüğe teşvik edebilmeniz. O yüzden adını çoğaltıcı eğitim. Biz burada asıl yapmak istediğimiz gönüllülük gerekli bir şeydir, buna inanmamız. Afetlerde nasıl gönüllülük yapılabilir, neden böyle bir şeye ihtiyaç var, bunu görmeniz ve mümkün olduğu kadar doğru olduğunuz düşünceleri yaşıtlarınıza, ailelerinize, kardeşlerinize, yeğenlerinize aktararak bunu bir şekilde yaymaya çalışmak. Afet sırası ve sonrasında da engellilere hızlıca ulaşılmasına katkı sağlamasıdır. Diğer amaçlar olarak Kütahya'ya ait engelli veri tabanının ulaştırılması. İkinci olarak engellilere engel türlerine özel eğitim modelinin hazırlanması. Şimdi prefabrik evde yaşamavati nerede kalacak bu kadar kişi, yaptırmalıydım zamanında baskı, eksik varsız kalmaktalarmış. Maalesef afet tırnaklarında, teselli dalında, demek ki her şeyini kaybetmekte varmış. Bu günleri görmekte varmış. Yarın beni alsan ne olur? Yeah.